düşe kesti şimdilik olan kapta içleri dolu KLM cisimlerinin su içerisindeki denge durumları şekildeki ekipleri buna göre KLM cisminin yapıldıkları maddenin özgütlerini kıyaslayın diyor. Arkadaşlar özgütle yorumlamak kolay. Sıvıda yüzüyor mu? Askıda mı kalıyor? Dibe mi batıyor? Buna bakıyoruz. Eğer dibe batıyorsa sıvının özgütlesinden büyük, askıda kalıyorsa sıvının özgütlesine eşit, yüzüyorsa sıvının özgütlesinden daha küçük olacak. K'nın yüzdüğü çok bariz belli. Dolayısıyla özgütlesi sıvıdan daha küçük. K'nın ki L askıda kalmış. Dikkat edin, M de askıda kalmış. Ya M L'ye göre daha aşağıda, M'nin özgütlesi daha büyük olmaz mı hocam? Hayır, olmaz. Askıda kalması demek sıvının yüzeyine yakın da olabilir, aşağı yakın da olabilir. Yeter ki dibe değmesin ya da sıvının dışına çıkmasın. Peki neye göre L ya da M gibi oluyor, daha aşağıda ya da daha yukarıda kalıyor? Arkadaşlar o bıraktığımız yerle alakalı. Eğer bırakırken L gibi yukarıya yakın bırakırsak orada kalır, aşağı yakın bırakırsak orada kalacaktır. Ya da bıraktığımızda eğer yukarıdan serbest bırakıyorsak dibe değdiğinde oradan tepki alıp ne yapacak? Yukarı doğru aşağı hareket edecek, bir yerde dengede kalacak. Tamam, bununla alakalı arkadaşlar. O yüzden L ile M askıda kaldığı için özkütleli sıvının özkütlesine eşit olacakmış. K ise yüzdüğü için özkütleli sıvıdan daha küçük olacak. Bu mantıkla bakarsak L eşittir M büyüktür K olacakmış. O da Edirne'de varmış deriz arkadaşlar. Düşe kesişi gibi olan kapta bulunan türdeş sıvıya bırakılan eşit hacimli içleri dolu X, Y, Z cisimleri dengede olup Y cismine bağlı diye gelme kuvveti sıfırdan farklıdır diyor. Bakın anahtar kelime şurada bence eşit hacimli demiş. Hacimleri bilindiği için yapması kolay olacak. Buna göre cismin eklenen kaldırma kuvvetini kıyaslayın demiş. Arkadaşlar kaldırma kuvveti formülü yazacak olursak cismin batan hacmi VB, sıvının öz kütlesi DS ve yer çekimi. Yer çekimi hepsinde aynı. Sıvının öz kütlesi aynı. Biz batan hacimlerine bakacağız. Eşit hacimli diyor. Bakın Y'nin hacmi V kadarsa batan hacmi de V kadar. Z'nin hacmi V kadarsa batan hacmi de V kadar. Nerede olduğunun bir önemi yok. X'in toplamda hacmi V kadar olduğuna göre batan kısmı V'den daha az. Mesela V bölü 2 kadarlık kısmı batmış. Mesela bu mantıkla kaldırma kuvvetini yazacak olursak X'e etkiden kaldırma kuvveti mesela batan kısım V bölü 2 kadar çarpı D sıvı G demek lazım. Y'ye etkiden kaldırma kuvvetine bakacak olursak V çarpı D sıvı çarpı G yazmak lazım. Z etkeden kaldırma kuvvetine bakacak olursak V kadarı batmış. D sıvı çarpı G. Ya hocam ip lastik ip gemisinin Z dibe batıyor. Yerin tepki kuvveti var. Onları hesaba katmayacak mıyız? Ya hacimlerini verdiği için katacak bir durum yok dolayısıyla. Eğer hacim değil de kütle versek dengeden yapmamız gerekirdi. O zaman yukarı kuvvetler aşağı kuvvetler eşitliğinden yapardık. Ama şu an öyle bir şeye gerek kalmadı. Y ve Z'nin batan hacimleri aynı. X'inki küçük olduğu için Y ve Z etkeden kaldırma kuvvetleri eşit olacak. Büyüktür. X'tir diyeceğiz. Yani Bursa'da olacakmış cevabımız. Düşey kesişi gibi olan eşit kütleli içleri dolu KLM cisimleri kendi içlerinde türdeş X, Y sıvılarında dengededir. Buna göre cisimler etkeden kaldırma kuvvetleri FK, FL, FMERS ilişkinidir demiş. Bir de kap tabanı M cismine tepki kuvveti uygulamaktadır demiş. Yani yerin tepkisi varmış, dikkat. Arkadaşlar anahtar kelime burada eşit kütleli olması. Eğer eşit hacimli verseydi formülden yapardık soruyu. Yani F kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G'den yapardık hacim verseydi. Ama kütle verdiği için dengeden yapmak daha mantıklı olmuş olacak. Gelin yazalım. Aşağı doğru kütleleri dolayısıyla ağırlıkları eşitmiş. Şöyle G diye yazalım. Kuvvet çünkü yukarı doğru kaldırma kuvvetini F diye yazacağımız için kuvvetle denge, kuvvetle ağırlığı eşitlemiş oluruz. Dolayısıyla bununki de G kadarmış. Yukarı doğru bunu etkeden kaldırma kuvveti FK var. Başka bir kuvvet yok K cismini etkeden. Bunu etkeden yukarı doğru FL kaldırma kuvveti var. Başka bir kuvvet yok. Tabii X sıvı da uyguluyor buna. Önemli değil. Bize toplamını sormuş oluyor. M etkeden kaldırma kuvvetini FM diyelim. Yerin tepki kuvveti olduğu için yerin bir de en tepki kuvveti varmış diyelim. Bakın eşit kütle dediği için yani kütlelerini bildiğimiz için dengeden yapacağız soruyu. Dolayısıyla birinciye denge yazarsak yukarı doğru FK çekiyor, aşağı doğru G çekiyor. O zaman birinci etkeden kaldırma kuvveti ağırlığı kadar, G kadarmış. L etkeden kaldırma kuvveti yukarı FL var, aşağı G var. O zaman bu da G kadarmış. Ama M için konuşursak yukarı doğru hem FM kaldırma kuvveti var hem de yerin tepkisi var, eşittir G'ye kadar. Dolayısıyla M kuvveti kaldırma kuvveti G eksi N kadar olmuş oldu. O zaman da ne oldu arkadaşlar? K etkeden kaldırma kuvvetiyle L etkeden eşit oldu ama M etkeden bunlardan daha az oldu. Büyüktür FM diyeceğiz. Dolayısıyla K eşittir L büyüktür M'den, yani cevabımız Edirne olacakmış deriz arkadaşlar. Kesik koni şeklindeki K, küre şeklindeki L ve dikdörtgenler prizma şeklindeki M cisimleri suda şeklindeki bir dengede olup L cismine bağlı ipte gelene kuvvetin büyüklüğü sıfırdan farklıdır. KLM cisminin öz kütleleri sırasıyla DK, DL, DM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Arkadaşlar öz kütleye şöyle bakıyoruz. Eğer sıvının öz kütlesinden küçükse cisim yüzüyordur. Eşitse askıda kalıyordur, büyükse dibe batıyordur. Bir defa bunların üçü de yüzüyor. Eğer üçü de yüzüyorsa üçünün öz kütlesi de sıvıdan küçük. O zaman kendi içinde nasıl kıyaslayacağım? Batma oranına bakacağım.
Bakın batma hacmine demiyorum, batma oranına. Ne kadarı batıyor? Öz kütlesinin mesela hacminin yarısı batıyorsa öz kütle sıvı öz kütlesinin yarısı kadardır. Eğer üçte biri batıyorsa öz kütle sıvı öz kütlesinin üçte biri kadardır. Batma oranı ne kadar çoksa öz kütlesi o kadar büyük olacak dolayısıyla. Tamam, bu mantıkla bakalım. Şimdi K ile başlarsak K'nın dikkat ederseniz yarısından çoğu batmış. Yani yukarıda bir bölmesi varsa aşağısı daha geniş olacak, iki hacim var. O zaman öz kütle sıvının üçte ikisi kadar gibi olmuş oluyor. Şimdi L'ye bakacak olursak aşağıdan ip gelmesi tutuyor. O zaman ipi kestiğimizde serbestken nerede duracak diye bakarsak mecburen bir miktar yukarı çıkacak. Yani bunun yarısından azı batmış. Bakın oran olarak yarısından bile azı batmış. O zaman öz kütle suyun öz kütlesinin yarısından bile az olmalı. M'ye bakacak olursak da tam yarısı batmış. O zaman öz kütle suyun öz kütlesinin yarısı kadar demektir. Yani örnek vermek gerekirse suyun öz kütlesine D diyecek olursak eğer K'nın 3'te 2'si batıyorsa öz kütlesi 3'te 2'si kadardır. Yani 2D bölü 3'tür. L'nin yarısından bile azı batıyor. Mesela 3'te 1 kadar batıyorsa o zaman D bölü 3 kadardır. M'nin yarısı battığı için o zaman öz kütlesi sıvının yarısı kadardır diye bir mantık güdebiliriz. Mesela bu mantıkla bakacak olursak en büyük K'nın öz kütlesi, sonra M'nin öz kütlesi oldu. Sonrasında L'nin öz kütlesi oldu. Çünkü serbest haldeyken öz kütle yorumlayabiliriz. O yüzden ipi kestiğimiz durumu düşünmek zorunda kaldık. Ona dikkat. Mesela K, M, L olacakmış. Nerede var arkadaşlar? Bursa'da varmış. Düşey kesti şekildeki gibi olan kapta bulunan suya bırakılan boş şişe şekildeki bir dengede kalıyor. Tamam. Buna göre şişenin suya batma hacmini arttırmak için işlemler hangileri yapılabilir demiş. Arkadaşlar aşağı doğru şişenin ağırlığı var. Şöyle G yazalım. Yukarı doğru da bunu etki eden kaldırma kuvveti FK'mız var. Tabii başka bir kuvvet olmadığı için bu buna eşit olmalı dengede kaldığından dolayı. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz daha batsın istiyoruz. Tabii biraz daha batınca kaldırma kuvveti de artacak, değil mi? Bu mantıkla bakalım. Şişeye bir miktar su ekledi. Evet, şişeye bir miktar su ekleyince ağırlığı artırmış oluruz. Kaldırma kuvvetinin artması lazım. Biraz daha batar, dolayısıyla bir işimize yarar. Suya tuz atıp tuz katıp yoğunluğunu artırma. Suya tuz kattığımız zaman ne yapacak? Cismi biraz daha yukarıya çıkaracak. Biraz daha yukarı çıkarınca batan hacmi azalmış olacak. İki işimize yaramadı. 3. Düzeni yer çekim ivmesinin daha büyük olduğu bir yere götürme demiş. Arkadaşlar buna bakalım. Bu takılacak bir cevap. Aşağı doğru ağırlık var. Yukarı doğru kaldırma kuvveti var. Şunları açalım. G dediğimiz mg olmuş oluyor. Yer çekimli olarak gösterelim. Fk ise v batan çarpı d sıvı çarpı g. Bakın g'ler birbirini götürüyor. Batma miktarı yani v batan kime bağlıdır diye sorarsak m bölü ds'ye bağlıymış. Dolayısıyla yer çekimine bağlı değilmiş. Daha büyük olduğu yere götürme ya da daha küçük olduğu yere götürme batma oranı değiştirmeyecekmiş. Tabi daha büyük olduğu yere götürürsek mg artacağı için ağırlık kaldırma kuvveti artar. Yer çekimini küçük olduğu yere götürürsek ağırlık azalacağı için kaldırma kuvveti azalır denge mantığıyla. Ama burada neyi soruyor? Batan hacmini soruyor. Batan hacmi değişmemiş oldu, ona dikkat. O yüzden cevabımız yalnız bir, yani Adana olacakmış deriz. Dikdörtgenler prizma şeklindeki K cismi türdeş x, y ve z sıvılarının şekildeki bir dengededir. K cismine x, y ve z sıvıları tarafından uygulanan kaldırma kuvvetinin büyüklükleri sırasıyla fx, fy, fz olduğuna göre bunların ilişki nedir diye sormuş. Arkadaşlar kaldırma kuvveti soruların çoğunluğu aslında denge sorusudur burada olduğu gibi. K cismi her üç durumda da aynı cisim olduğu için ağırlıkları birbirine eşit olacak. Bakın yazalım şöyle aşağı doğru ağırlıklarını gg diye yazalım. Yukarı doğru buna etki eden x tarafından kaldırma kuvveti fx var. Başka bir kuvvet var mı? Hayır. Bakın bunu açık açık v batan d sıvı diye yazmaya gerek yok. Öz kütle bulup oradan da yazabiliriz. İşte x k'ya eşitmiş, öz kütlesinin x'in aynı deyip oradan yola çıkabiliriz. Ama gerek yok. Yukarı kuvvetler aşağı kuvvetlere eşit olacağından o zaman fx'imiz g kadar diyebiliriz. Bakın fx'i bulduk, ağırlığı kadarmış. İkinciye geldim. Yukarı doğru bunu etkiden kaldırma kuvvetini fy diyelim. Başka bir kuvvet var mı? Hayır. O zaman yukarı kuvvet aşağı kuvvete yine eşit olacak. Dolayısıyla fy'imiz de g kadar diyebiliriz. Üçüncüye baktığımızda aşağı doğru g var, yukarı doğru fz var. Başka bir kuvvet yine yok. O zaman fz'imiz de g kadardır deriz. Her üç durumda da ağırlığına eşit olduğu için kaldırma kuvveti x, y, z eşittir. Yani Ceyhan'dır deriz cevabımız. Düşey kesti şeklindeki olan içinde taşırma seviyesine kadar türdeş sıvı bulunan kabın tabana yapıştırılmış oldukça elastik top şeklindeki bir dengededir. Kaba bırakılan KLM cisimlerinin denge durumları aşağıdaki gibidir. Buna göre KLM cisimlerin öz kütleleri DKD ile DM arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Bakalım arkadaşlar. Bakın K cismini bıraktığımızda askıda kalmış. O zaman öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşit olmalı. DK eşittir D sıvı değilim. Balon hiç temas bile etmemiş. İkinci de L cismi balona temas etmiş. Sanki öz kütlesi büyükmüş de o yüzden aşağı gidiyormuş gibi. Ama oldukça elastik bir balon, hiç sıkıştırmamış. Demek ki temas orada yok ya da hiç sıkıştırmıyor, değiyorsa bile. Bu anlamda yine askıda kalan cisim gibi düşüneceğiz. O yüzden L'nin öz kütlesi de sıvıya eşit olmalı. Ama M'ye baktığımızda elastik balonu sıkıştırdığına göre dibe gitmek istiyor. Dibe gitmek istediği için de öz kütlesi sıvıdan daha büyük demektir. Dolayısıyla DM büyüktür D sıvıdan dersek, dolayısıyla öz kütleler arasındaki ilişki M büyüktür K'ştır L diyebiliriz. Yani denizde olacakmış cevabımız. T
Kesik koni şeklindeki K cismi suyun içinde şekildeki bir dengede kalmaktadır. K cisminin üzerine silindir şeklindeki L cismi bırakıldığında şekil 2, L cisminin üzerine M cismi bırakıldığında şekil 3'teki bir denge sağlanıyor. Buna göre KLM cisimlerin kütleleri MK, ML, ML arasındaki ilişki için ne söylenebilir diye sormuş. Arkadaşlar cisimler aynı sıvıya ağırlıklarıyla orantılı hacim batırırlar. Tamam. Dolayısıyla K cismine baktığımızda mesela burada 1V kadar batırdığını düşünelim. Kütlesini M diyelim. Şimdi K 1 bölme batırmıştı. L'yi koyduğumda bakın daha geniş bir bölme batırdı. Mesela 2V kadar batırdı. O zaman L tek başına ekstradan 2V batırdığı için onun kütlesini 2M diyebilirim. Yani K'dan daha büyük olacakmış. Sonrasında M'yi koyduğumuzda bakın L'nin hacmi de şu K'nın ikinci bölümün hacminden daha büyük. Mesela 3V kadar batırmış oldu. O zaman demek ki M'nin kütlesi 3V hacminde sıvıyı batırabiliyor. Dolayısıyla bunun kütlesini de 3M diyorum. Dolayısıyla ne oldu? M'nin kütlesi en büyük. Sonrasında L, sonrasında K olacakmış. Dolayısıyla M, L, K, Ceyhan olacakmış deriz arkadaşlar. İçinde boşluk bulunmayan K cisminin öz kütlesi suyun öz kütlesinden büyüktür. Boş olan X kabı T eşittir 0 anında sabit debili muslukla doldurmaya başlanıyor ve T anında tamamen doluyor. Buna göre X kabı doldurulurken 1, 2, 3 nolu grafiklerden hangileri olabilir demiş. Arkadaşlar kaldırma kuvveti ile ilgili. Bakın kaldırma kuvveti önce sıvı akmaya başladığında ta ki temas edene kadar K cismine kaldırma kuvveti etki etmeyecek. Burada da ilk bölümde kaldırma kuvveti 0. Sonrasında yukarı doğru sıvı çıktıkça kaldırma kuvveti ne yapacak? Artacak batan hacmi arttığı için. Evet burada da öyle olmuş. Sonrasında üst taraf bakın tekrardan dolmaya başladığında batan hacminde bir değişiklik olmadığı için kaldırma kuvveti bir süre değişmeyecek. Dolayısıyla birinciye doğrudur deriz. Alırız birinciyi. İki ile devam edelim. İkincide ne diyor? Dinamometrenin gösterdiği değer diyor. Arkadaşlar sıvı yukarı doğru yükselmeye başladığında ilk başta dinamometrenin gösterdiği değer ta ki şuraya gelene kadar bir değişiklik olmayacak. Sıvımız bu hizaya gelinceye kadar kaldırma kuvveti etki etmeyeceği için dinamometrenin gösterdiği değer değişmeyecek. Çünkü aşağı doğru ağırlığımız ne kadarsa K'nın ağırlığı o değeri göstermiş olacak. Ama buradan itibaren yukarı yönde sıvı yükseldikçe bir kaldırma kuvveti etki edeceği için ne yapacak o zaman? Dinamometrenin gösterdiği değer azalacak. Azalır ama şunun tam üzerine çıktıktan sonra artık sıvı yükselmeye devam ettiğinde kaldırma kuvveti değişmeyeceği için dinamometrenin gösterdiği değer de bir süre değişmemesi lazımdı. Öz kütle sıvıdan daha büyük çünkü hiçbir zaman sıfırlanmayacak. Burada sıfırlanmış. Bir süre sabit gitmesi gerekirdi. O yüzden ikincisi yanlış oldu. Üçüncüye son olarak bakacak olursak üçüncüde ne diyormuş bakalım. Kap tabandaki sıvı basıncı zamanla diyor. Arkadaşlar tabandaki sıvı basıncı tabandan itibaren ta ki K'ya temas edene kadar düzgün yükseliyor. O yüzden de düzgün artar doğru. Ama buradan itibaren bakın kesit küçüldü. Çünkü K cismi de orada olduğu için yer kapladığı için kenarlar daha çabuk yükselecek. O zaman ikinci olarak da böyle bir artış, kaptan sıvı basıncında bir artış olması gerekirdi. Sonrasında belli bir yüksekliğe kadar da böyle devam edecekti. Ama o artış burada gözükmüyor kırılma. O yüzden alamayacağız. Cevabımız yalnızca bir Adana olacakmış deriz.